Bir de anlattığının dışında neler var? Şu aşamada henüz dediğim gibi Amerikan ya Biden yönetiminde bir plansızlık, programsızlık devam ediyor. Hiçbir şey açık değil. Yani sadece Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar değil, Pentagon Dışişleri'nden yapılan açıklamalar da çok tatmin edici değil. Hatta Çin'le ki dün benim de çok yakından tanıdığım bir ismi Çin Büyükelçiliği'ne atadı, Nick Burns. Kendisi bir dönem Atina'da da büyükelçilik yapmıştı. Burada Dışişleri Bakanlığı sözcüsüydü. Onu yani bölge için hazırlık yaptığı belli. Yani Çin'den başladı bölgede büyükelçi atayara. Ama şunu söylemem lazım. Tabii Türkiye'nin ilişkileri çok önemli Biden'ın. Yani bu konuyu hiç geçiştirmemek lazım. Afganistan'la durum ortaya çıkmışken. Yani Türkiye ile tabii ki Türkiye tabii kendisine hemen görevden durumdan vazife çıkartıp Afganistan'daki Kabil havalanına bir istek arzusu olmuştu ama az önce Sayın Paşa'mın da söylediği gibi artık bu konu gündemde değil ama göçmen konusu hala gündemde. Geçmeden bu konu nasıl gündemden çıktı? Yani özellikle Biden'la kurulmak istenen temas, onunla hani AKP iktidarı arasında daha yakın ne diyelim ilişki kurmaya çalışırken Amerika'ya ve Biden'a rağmen Afganistan'da kalmak istiyor olabilir mi? Afganistan'da kalmak istiyor olabilir. Yani çünkü AKP'nin yani Amerika dış politikası... bunu açıktan desteklemiyor mu? Türkiye orada kalmalı, Türkiye... Hayır. Öyle bir şey gündemde yok. Zaten çok enteresan. 14 Haziran'da biliyorsunuz Brüksel'de baş başa bir görüşmesi de olmuştu Biden'la. Ama o tarihten bu yana Biden'dan bir telefon dahi gitmedi. Bu çok önemsenilecek bir konu. Yani 14 Haziran'dan beri Biden'la Erdoğan arasında henüz bir diyalog yok. Evet, alt düzeyde, bakanlar düzeyinde bir takım temaslar olmuş olabilir. Ama bu kadar önemli konular ki tabii ki Kabil Havalanı dahil, göçmen konusu dahil ortadayken ve Türkiye'de ki beklentide olduğunu ben düşünüyorum saraydan ama Biden hala çok mesafeli Erdoğan'a karşı. Dolayısıyla bu da çok önemsenecek bir durum. Yani tabii ki o baş başa görüşmede konuşulan konuları aşağı yukarı sır değil. İşte göçmen konusu, Kabil Havalanı'na görev alma. Büyükelçilik yalanladı Sayın Polat. Yani CHP liderinin işte Biden'la Erdoğan arasında Afgan göçmeni konusunun ele alındığına dair kamuoyuyla paylaştığı bilgileri Amerikan Büyükelçiliği yalanladı. Ankara'da evet. Yalanladı ama Beyaz Saray yalanladı mı? Bir de öyle bakmak lazım. Daha doğrusu bu tip görüşmeler Amerikan Büyükelçiliğine bildirildi mi? Bunların hiçbiri geçerli değil. Zaten Amerikan dış politikasında şöyle bir durum da vardır ki ben buna çok şahit oldum. Hatta bende de tatbik edildi o. Yani bunları söylüyoruz, yayınlayabilirsin, doğrudur ama biz bunları yalanlarız şeklinde durumlar da vardır. Dolayısıyla bu çok inandırıcı değil. Yani Ankara'dan yapılan açıklama inandırıcı değil. Çünkü gelişmeler de onu gösteriyor. Belli ki hatta bugün az önce sanıyorum Biden'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantısı vardı ki cumartesi olmasına rağmen vardı. Bunu da tabii bu konular hala Afganistan konusu gündemde yani tahliyeler konusu. Bu da görüşülürken henüz bir açıklama yapılmadı. Zaten pek yapılacağını da düşünmüyorum ama konuyu şöyle değerlendiriyorlar. Yani üçüncü ülkelerde tahliyede kilit noktası olan ülkelerle anlaşmalar yapılacağı. Tabii ki göçmen konusunda mutlaka gündeme getirmişlerdir. Dolayısıyla bu konular hala Biden'ın gündeminde ama Türkiye ile dediğim gibi Erdoğan'la olan ilişkileri hala askıda diye düşünüyorum ben. Çünkü tabii bir de önümüzdeki ay biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı var yıllık New York'ta yapılacak. Bu çok önemli bir toplantı olacak tabii Afganistan'daki gelişmeler dolayısıyla. Erdoğan gidecek mi ya da
Biden'la yine bir baş başa bir görüşme yapacak mı? Henüz Biden'ın teke tek ya da görüşeceği ülke liderleri açıklanmadı. Bunu da beklemek lazım. Önümüzdeki ayda Biden'la Erdoğan arasında New York'ta nasıl bir görüşme gerçekleşecek ya da görüşme olmayacak mı? Bunları da beklemek lazım. Ama şunu da hemen vurgulamak istiyorum Murat. Tabii bütün bu gelişmeler olurken S-400, Halkbank ya da başka konular AKP yönetimiyle ilgili bu konularda Afganistan dolayısıyla gümbürtüye gitmiş değil, öyle demem lazım. Unutulmuş değil. Bunlar hala ikili ilişkilerde, Biden-Erdoğan ilişkilerinde gündemde ama şu anda hemen yani konuşulmuyor ama hala da bu konular sıcaklığını koruyor diyelim. Yeni bir gelişme var mı o konularla ilgili? Yani Halkbank ya da diğer meselelerle ilgili? Henüz yok ama Amerikan Kongresi'nin bunu gündemde tutacağını biliyorum. Çünkü zaman zaman bunun sinyalini veriyorlar. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl, bu çok önemli Amerikan iş siyasetinde, Kongre için ara seçimler yapılacak. Yani iki tarafta da Cumhuriyetçi partiler kaybetmişti. Demokrat Parti Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunlukla şu anda, ama